Kütahya'da bisiklet yolu çalışmaları hız kazandı. İlk etap Zafer Meydanı ile Zafertepe arası. Kütahya Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan bisiklet yolu çalışmaları bu yıl meyvelerini vermeye başladı. 5 kilometre alanda çift yönlü olarak yapılacak bisiklet yolunun ilk etabı Zafer Meydanı Zafertepe arası oldu. Geçen yıl başlamıştık biz bu çalışmalara. Tabii ki biz bisiklet yolunu oluştururken ya da Kütahya'ya kazandırırken kullanılabilecek bir alan olmasını özellikle istedik. Bunları da bekledik. Komisyonumuza bu yolla ilgili gidiş geliş hem yolun sağ tarafında hem de sol tarafında gidiş ve geliş olarak 5 kilometre mesafede bisiklet yolunun uygulanması konusunda bir projeyi yaptık. Proje tabii safhaları var. Projenin yapımı, uygulanması, izinlerin alınması gerekiyor. Trafik komisyonumuza geçen yıl götürmüştük. Bisiklet yolu Hacı Azizler bölgesine kadar uzanabilir. Zafertepe'den başlayarak ya da Vazo Meydanı'ndan başlayarak Zafertepe mahallemize kadar, Germiyen kampüsüne kadar, hatta oradan biraz daha uzatmak istiyoruz biz. Hacı Azizler bölgesine kadar bir bisiklet yolu projesini artık hayata geçiriyoruz. Öncelikle yolun şehire gidiş tarafından başladık. Biliyorsunuz buradaki altyapıyı bitirdik, asfaltını yeniledik, kaldırımları yeniledik, ışıklandırmamızı burada gerçekleştirdik ve şu anda bu bölgeden başlayarak artık bisiklet yolunu şeritlerini çiziyoruz. Başkan Saraçoğlu araç sahiplerine bisiklet yoluna park yapmayın çağrısında bulundu. Ki hemşerilerimiz hakikaten acele ediyorlar. İşte şu yok mu, bu yok mu, araçlar park ediyor diye. Özellikle araç sahiplerine söylüyorum, artık bu yol üzerinde araç parkının yapılmamasını özellikle istirham ediyorum. Ve bisiklet yolu üzerine de araç parkının yapılmamasının gerekli olduğunu söylüyorum. Bisiklet yolu için korumalar da yapılıyor. Bisiklet yolunu koruma amaçlı bunların da uygulamasının tamamını yapacağız. Yani yolun hem sağında hem de solunda tamamını kapsayacak şekilde delinatörlerimizi çakaracağız. Reflektörleriyle beraber gece ışığı belli olacak. İnşallah bu yol bittikten sonra caddede bisiklet yolu hayatiyet kazanmış olacak. Bisiklet istasyonları da vatandaşın hizmetine sunulacak. Bölümde de bisiklet istasyonları kurarak vatandaşımızın oralardan kartıyla bisiklet alabileceği, binebileceği ve diğer istasyona kadar götürebileceği bir durumu da geleceğiz. Bu imkanı da hemşerilerimize sağlayacağız. Ben tüm hemşerileri, bisikleti olanlara, imkanı olanlara araçlarını kullanmaktan ziyade bisiklet yolunu kullanmalarını özellikle tavsiye ediyorum.